Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Yerel seçimde ittifak yoksa anayasa değişikliğinde var mı? 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Türkiye'nin çok önemli gündem konuları var. Birincisi 31 Mart 2024 yerel seçimi. Gözler elbette siyasi partiler arasında oluşacak ittifaklara çevrilecek. İkincisi, çalışanlara ve emeklilere yapılacak zamların da belirleneceği 2024 yılı bütçe kanunu. Faiz, enflasyon, dış borç açığı ve kur korumalı mevduat konusunda atılacak adımlar. Üçüncüsü, yeni anayasa için düğmeye basılması. Birinci konumuzdan başlayalım. İyi Parti'nin ittifaklara kapalı olduğu, Meral Akşener'in ortaya koyduğu net tavırla her geçen gün geri atılmaz oluyor. Sürpriz Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yerelde Gelecek Partisi tüm partilere AKP'de dahil olmak üzere açık işbirliği yapmaya hazır mı sorusuna verdiği yanıtla ortaya şöyle çıktı. Tabii tabii konuşabiliriz. İkinci konumuz elbette milyonlarca kişiyi ve elbette yerel seçimi çok yakından ilgilendiriyor. AKP iktidarının 15 milyon emekliye vereceği zam Erdoğan'ın açıklamasına göre Ocak 2024'de kaldı. 2024 bütçesi Erdoğan tarafından sarayda hazırlanıyor. 600 milletvekili mecliste bir kuruşunu bile değiştiremiyor. Erdoğan'ın emeklilere, çiftçilere ve çalışanlara verici zamlar bütçeyle netleşecek. Gelelim üçüncü konumuza. Yeni anayasa meclise gelince partilerin tavırları ne olacak? Millet İttifakı'nın 6 partisinin en önemli hedefi parlamenter rejime dönüştü. Altı lider imzaladıkları bu anayasa değişikliği metnine sadık kalacaklar mı? İlk akla gelen İyi Parti ve lideri Meral Akşener'in ortaya koyacağı tavırdır. Millet İttifakı'ndan köprüleri yakarak, CHP'yi yerden yere vurarak ayrılan Akşener ve partisi yeni anayasada iktidarla müzakere masasına oturacak mı? AKP ve CHP ile rakip izleyen Akşener'in MHP konusuna kapıyı açık bırakmasının şifreleri neler? Ve Davutoğlu'nun yerel seçim için AKP'ye açtığı kapı karşılık bulacak mı? Gelecek Partisi anayasa değişikliğinde AKP ve MHP'ye destek verecek mi? Çünkü Erdoğan'ın Davutoğlu'na yönelik şu suçlamalarını anımsadım. Hani bunlar dürüstü, Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. AKP'nin dini bayramlarda Gelecek Parti heyetine bayramlaşma randevusu bile vermemesi de ayrı bir konu. Ama Erdoğan bu. Kendisine en ağır hakaretleri yapan Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli ile bugün el ele yürümüyor mu? Siyaset maalesef budur. Meclisteki sandalye dağılımına yapılacak yeni anayasa açısından bakalım. Mecliste 600 milletvekilinin ittifaklara göre dağılımı şöyle. İktidar cephesi toplam 322. AKP 263, MHP 50, Yeniden Refah 5, Hür Dava 4. Muhalefet cephesi toplam 278. CHP 130, İyi Parti 44, YSP 55, Saadet Partisi 20, DAP 15, Türkiye İşçi Partisi 4, Demokrat Parti 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Halkların Demokratik Partisi 2, Demokratik Sol Parti 1. Meclis'teki bu dağılım anayasa değişikliğini halk oylamasına götürmek için gerekli 360 oyun aşılmasını iktidara sağlamıyor ve öncelikle şu sonucu çıkartıyor. İyi Parti ve Saadet gelecek grubunun tavrı nasıl olacak? İyi Parti'nin sandalye toplamı 64. Eğer iktidar ittifakının anayasa değişikliğine bu iki parti oy verirse toplam oyları önemli bir rakama ulaşıyor. 386. Halk oylaması barajı aşılıyor. 55 milletvekiliyle Yeşil Sol Parti'de bazı siyasi pazarlıklarla onay verirse bu durumda iktidar ittifakının oylarının toplamı şöyle olur 441. Yani atı alan Üsküdar'ı dört nala geçer gider. Millet İttifakı da tarih yazmak yerine tarih olur, çöker gider. Şimdi bu tabloda 10 milletvekili içinde şu notu düşelim. Temel Karamolluoğlu ve Saadet Partisi bugüne kadarki dik duruşuyla bu projenin de dışında kalabilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.